Su basınç kuvvetleri verilmiş. Buna göre cisim etkiden kaldırma kuvveti aşağıdaki ifadelerden hangisine eşittir diye soruluyor. Arkadaşlar basınç kuvvetlerinin bileşkesi kaldırma kuvvetini verir. Yataydaki basınç kuvvetleri birbirini dengeler yani F4 ile F2 eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür. Bu durumda arkadaşlar derinlere indikçe basınç ve basınç kuvveti arttığı için F3 F1'den büyüktür. Dolayısıyla F3 ile F1'in farkı basınç kuvvetlerinin bileşkesidir bu değerde kaldırma kuvvetine eşit büyüklüktedir. Buna göre baktığımızda cevaplara cevabımız D seçeneğidir. Aynı cisim KLM sıvılarına şekillerdeki gibi dengedeymiş. Buna göre cisim etkiden kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişki soruluyor. Arkadaşlar cisim askıdaysa ya da yüzüyorsa kaldırma kuvveti ağırlığına eşittir. Cismin ağırlığı aynı cisim olduğu için hep aynı. Bu durumda K sıvısında kaldırma kuvveti ağırlığa eşit. M sıvısında kaldırma kuvveti ağırla eşit. L'de ise dibe batmış sıvımız. O zaman arkadaşlar L'deki kaldırma kuvveti cismin ağırlığından daha küçüktür. Buna göre düşündüğümüzde arkadaşlar K ve M'deki kaldırma kuvvetleri cismin ağırlığına eşit olduğu için eşit büyüklükte. L'de ise kaldırma kuvveti ağırlıktan küçük olduğu için K ve M'den daha küçüktür. K eşittir M büyüktür L. Cevabımız D seçeneğidir. Cismin öz ağırlığı ρS, sıvı içindeki batan hacmi Vb ve cismi etkiden kaldırma kuvveti Fg'ymiş. imiş. Yer çekimi daha küçük olduğu bir ortamda bu değerlerden hangileri değişmez diye soruluyor. Arkadaşlar öz ağırlık öz kütle ile yer çekimi çarpımıdır. Yer çekimi azaldığı için öz ağırlık da azalır arkadaşlar. Öz kütle değişmez. Buna göre öz ağırlık değişiyor. Batan hacmi düşünecek olursak Arkadaşlar cismin sıvıya batan hacminin tüm hacminin oranı cismin öz kütlesinin sıvının öz kütlesinin oranına eşittir. Öz kütle değişmez çekimmesi değişince çünkü kütle bölü hacim değeri kütle ve hacim çekimmesinden etkilenmez. Bu durumda arkadaşlar cismin tüm hacmi de değişmediğine göre batan hacmi değişmez. Kaldırma kuvveti ise arkadaşlar cismin ağırlığına eşit. Cismin ağırlığı da m çarpı g'den düşünülürse G azaldığında cismin ağırlığı da azalır. Kaldırma kuvveti de azalır. Ya da kaldırma kuvvetini formülde ne düşünebiliriz? V batan çarpı D sıvı çarpı G idi. V batan değişmez demiştik. Sıvının yoğunluğu da değişmez çekilmesi azalınca. Çekilmesi azaldığı için kaldırma kuvveti azalır. Buna göre değişmeyen sadece cismin sıvıya batan hacmi cevap B'dir. Cismin havadaki ağırlığı 35 N iken sıvı içerisindeki ağırlığı 20 N'muş. Buna göre kaldırma kuvveti ve taşan suyun ağırlığı ne kadardır diye soruluyor. Arkadaşlar cismin havadaki ağırlığıyla sudaki ağırlığının farkı kaldırma kuvvetine eşittir. Kaldırma kuvveti G hava eksi G sudan bulunabilir. Buna göre havadaki ağırlığı 35, sudaki ağırlığı da 20 olduğu için kaldırma kuvveti 15 Newton olarak bulunur. Buna göre kaldırma kuvveti 15 Newton. Taşan suyun ağırlığı ne eşittir? Arkadaşlar taşan suyun ağırlığı yani yeri değişen sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. Dolayısıyla yeri değişen sıvı, taşan sıvı kaldırma kuvveti kadar yani 15 N olur. Buna göre iki değerimiz de 15 N. Cevabımız C seçeneğidir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. X cisminin kütlesi taşan sıvının kütlesine eşittir. Arkadaşlar X cismi suda yüzdüğü için kaldırma kuvveti X cisminin ağırlığına eşittir. Taşan sıvının ağırlığı da her zaman kaldırma kuvvetine eşittir. Bu durumda arkadaşlar kaldırma kuvveti x'in ağırlığına eşit olduğuna göre aynı zamanda bu değer taşan sıvının ağırlığına da eşittir. Buna göre arkadaşlar x'in kütlesi ile taşan sıvının kütlesi de eşit olur. A seçeneği doğru. B taşınma kabında ağırlaşma olmamıştır. Arkadaşlar kaba gelen ağırlık x'in ağırlığı kadar, kaptan taşan ağırlık da yine x'in ağırlığı kadar. Dolayısıyla gelen ve giden aynı olduğu için kapta ağırlaşma olmaz. B seçeneği de doğru. C. X cismin etkiden kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Evet. X cismin etkiden kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit büyüklüktedir. D. Taşan suyun ağırlığı X cismin etkiden kaldırma kuvvetinden fazladır denilmiş. Yanlış bir ifade arkadaşlar. X cismin etkiden kaldırma kuvveti kadardır. E. X cisminin hacmi taşan sıvının hacminden fazladır. X'in hacmi arkadaşlar taşan sıvının hacminden fazladır. Çünkü X'in batan hacmi kadar sıvı taşar. Bu durumda taşan sıvının hacmi X'in sadece buraya batan hacmi kadardır artı fazlalığı var. Yani X'in tüm hacmi taşan sıvının hacminden daha büyüktür. E seçeneği de doğru. Cevabımız D'dir. Bir cisim taşma düzeyine kadar zeytinyağı ve su ile dolu olan kaplara ayrı ayrı bırakılıyor. Cisim zeytinyağında askıda kaldığına göre yargılarından hangileri doğrudur? Bir, zeytinyağı ve suyun cisme uyguladığı kaldırma kuvvetleri eşittir. Arkadaşlar biliyoruz ki zeytinyağı sudan daha az yoğundur. Dolayısıyla cisim şu şekilde çizerek gösterelim. Zeytinyağı da arkadaşlar askıda kalıyorsa su daha yoğun olduğu için cisim suda yüzer. Bu su, bu da zeytinyağı arkadaşlar. Buna göre cisim askıdayken ya da yüzerken cisim etkiden kaldırma kuvveti ağırlığına eşittir. Dolayısıyla iki durumda da kaldırma kuvvetleri eşittir. Birinci ifademiz doğru. 2. Taşan zeytinyağı ve suyun kütleleri eşittir. Arkadaşlar taşan zeytinyağı ve suyun kütlesi kaldırma kuvveti kadardır. Arşimet prensibine göre yeri değişen sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. Kaldırma kuvvetlerinin eşit olduğunu söylemiştik birinci ifadede. O zaman taşan sıvıların ağırlıkları da eşittir. Kütleler de eşit olur. 3. Cisim taşma kaplarında ağırlaşma yapmamıştır. Evet arkadaşlar taşan sıvıların ağırlıkları cismin ağırlığı kadar. Dolayısıyla kaba gelenle kaptan giden ağırlıklar aynı olduğu için kaplarda ağırlaşma olmaz. Taşma seviyesine do kadar dolu olan bir kaba arkadaşlar bir cisim bırakıldığında sadece dibe battığında kapta ağırlaşma olur. Yüzerken ya da askıdayken kapta ağırlaşma olmaz. Buna göre 3 ifade de doğru cevap E'dir. Buna göre anıl kaldırma kuvvetinin yargılarından hangiler doğrudur? 1. Batan hacme bağlılığını gözlemleyebilmesi için 1 ve 3 düzenini kullanmalıdır. Arkadaşlar batan hacme bağlı olduğunu gözlemlemek istiyorsa sadece batan hacim farklı, geriye kalan her şey aynı olmalı. 1 ve 3'e baktığımızda arkadaşlar ikisinde de D yoğunluklu sıvı var, batan hacimler farklı. O zaman birinci ifade doğru. 2. Öz kütleye bağlılığını gözlemleyebilmesi için 2 ve 3 düzenini kullanmalıdır. Öz kütleye bağlı olduğunu gözlemleyecekse sadece öz kütlesi farklı olan sıvılar olmalı. Geriye kalan her şey aynı olmalı. 2 ve 3'e baktığımız arkadaşlar cisim sıvı içerisinde tamamen batmış. Batan hacimler aynı. Sıvıların öz kütleleri farklı. O zaman ikinci ifademiz de doğru. 3. Öz kütleye bağlılığını gözlemleyebilmesi için 2 ve 4 düzeneğini kullanmalı. Yine aynı durum geçerli arkadaşlar. Öz kütle farklı. Geriye kalan her şey aynı olacak. 2 ve 4'e baktığımızda arkadaşlar sıvıların öz kütleleri farklı fakat sadece farklı olan öz kütle değil. Cisimlerin batın hacimleri de farklı. Bu durumda buradan bu sonuca ulaşamaz. 1 ve 2 doğru cevap D seçeneğidir. Buna göre Arşimet sonuçlarından hangilerine ulaşmıştır? Arkadaşlar aynı kütlede saf altınla tacı aynı seviyedeki silindir kaplara koyduğunda taç daha fazla sıvıyı yükseltmiş, altın daha az yükseltmiş. Demek ki tacın hacmi daha büyük. Kütle öz kütle ile hacmin çarpımıydı. Aynı kütledeki taç ve altından arkadaşlar. Tacin hacmi daha büyükse öz kütlesi daha küçüktür o zaman saf altına göre. Demek ki taçta arkadaşlar altından başka metaller de var. Birinci ifademiz doğru. 2. Cisimler kendi hacimleri kadar sıvı hacminde artışa neden olur. Evet da arkadaşlar cisimin hacmi kadar sıvı yükselir. İkinci ifademiz de doğru. Başlangıçta sıvı yüksekliği 700 iken... Burada 820 olmasının neden arkadaşlar aradaki fark tacın hacmidir. Burada da yine saf altının hacmi 800 olmuş 700 iken o zaman 100 santimetre küptür. İkinci ifademiz de doğru demiştik. 3. Cisimler kendi kütleleri kadar sıvı kütlesinde artışa neden olur. Cisimler arkadaşlar sıvı kütlesinde artışa neden olmaz. Kabın ağırlığında artışa neden olabilir. Üçüncü ifademiz yanlış. 1 ve 2 doğru cevap D'dir. Ahmet tamamen x ve y sıvılarıyla dolu taşırma kaplarını katı bir cismi ayrı ayrı yavaşça bıraktığında her ikisinden de eşit kütlede sıvı taşırdığını gözlemliyor. Ahmet'in bu gözlemine göre yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur. Arkadaşlar tamamen x ve y sıvılarla dolu kaplara bir cismi arkadaşlar ayrı ayrı yavaşça bıraktığında aynı miktarda sıvı taşırıyorlarmış. Arşimet prensibine göre biliyoruz ki arkadaşlar yeri değişen sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. Yarı değişen sıvı taşan sıvı ve taşan sıvıların kütleleri eşit. Dolayısıyla ağırlıklar da eşit. Bu durumda arkadaşlar X ve Y sıvılarının cismi uyguladığı kaldırma kuvvetleri eşittir. Kaldırma kuvvetlerine Fx ve Fy dersek X ve Y sıvılarının cismi uyguladığı kaldırma kuvvetleri eşit büyüklüktedir. 1. Cismin sıvılara batan hacimleri eşittir. Cismin arkadaşlar sıvılara batan hacimleri eşit olsaydı bu durumda kaldırma kuvvetinin formülünden düşünürsek V batan çarpı D sıvı çarpı G'den G sabit sayımız. Vatan hacim aynı olduğunda arkadaşlar öz kütlesi büyük olan sıvı daha fazla kaldırma kuvveti uygulardı. Oysa kaldırma kuvveti ikisinde eşit olmuş. Demek ki vatan hacimler farklı. Birinci ifademiz yanlış. İki kaplarda ağırlaşma olmamıştır. Arkadaşlar taşırma kabına cismi bıraktığında sıvı taşırıyor. Eğer cisim yüzüyorsa ya da askıdaysa kapta ağırlaşma olmaz. Dibe batmışsa ağırlaşma olur. Dolayısıyla biz cismin dibe batıp batmadığını kesin olarak söylemeyiz. İkinci ifade de o zaman kesin doğrudur diyemeyiz. 3. Cisimler etkiden kaldırma kuvvetleri eşittir. Evet kaldırma kuvveti yeri değişen sıvından eşit. Yeri değişen sıvılar aynı büyüklükte olduğu için kaldırma kuvvetleri de kesinlikle eşittir. Buna göre sadece 3 doğru cevap C'dir. <laughs>